Assalamualaikum. Merhaba kadeslan. Nasisnes. Insyaallah ini sini sar kadeslan. Bis bukan Indonesia usul sahur ya pejas yani. Ama waktu cuplas kalde. Ozaman hati şimdi hazırlayayım mer kadeslan. Tamam mı? Yani az kaldı için o zaman ben en hızlı menü yapıyorum. Yani yapacağım bir şey yok. Tamam o zaman görelim Endonezya ne hızlı hazırlanan sahur menüsünü. Evet yine bolca bitki var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şimdi soğanı hazırlıyorum. Sen ne yaptın? İyi uyudun peki? Valla çok uyuyamadım ama yine de çok şükür dinledim. Bir de biber de kullanacağım. Yemekte de sarımsak var. Ve inşallah yetişir de yoksa ne olacak? Evet annen de dışa doğru soyuyor. Evet, Endonezya usulü fasulye doğramayı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, biz öyle. Fasulye adeta bir uçak gibi tutuyor değil mi? Çabuk pişin, ben de öyle doyurum yani. Sen yaptın bu saate kadar, duydun mu? Vallahi 4 saattir makale yazıyorum. Bitmedi daha mi? %3'ü hala anca bitmiştir yani. Ya. Vallahi gece gece içtik lok kahvesini. Şimdi evin içinde gece gece bilim yapıyoruz azizim. Sen nasıl konuştun öyle? Ya. Anlamıyorum ben. Yani iyi mi yani Enes? Yani iyi, en azından yol kat ettik yani. Yani uyku gelmiyor mu kahveden dolayı? Uykum geliyor. Tabii kahve açıyor biraz. Evet, Luwak kahvesi arkadaşlar biliyorsunuz çok özel bir kahve. Endonezya'da yetişen kedigillerden bir hayvanın midesinde pişerek elde ediliyor. Evet. Yani hayvan bu çekirdekleri yiyor, kahve çekirdeklerini kabuğuyla birlikte. Tabii kahve çekirdekleri midesinde öğütülmüyor. Daha sonrasında tabii güçlü bir dezenfektasyona uğruyor. Dolayısıyla hayvanın midesinde fermente olmuş oluyor. Bundan dolayı daha yumuşak bir içim sağlıyor. Öyle bir kahve denedik hatta Instagram'da da paylaşmıştık. Bizim köyde de bile luwak var. Ciddi misin? Yani. Aa hemen gidelim sevelim onu ben yazın. Ben de merak ettim. Mesela... Nasıl görüyorlar mı? Kapıya ne var? Anası mı yok? Anası da yok mu diyor? Yani vahşi yani. Yani gözüküyor mu köyde? Hı? Anne kapı. İyi ya. Sizin köyde kahve var mı? Evet. Hatta annem benim bedeniz arası kahve yetişiyor orada. Ciddi misin? Bilmiyordum yeni öğrendim ya. Çünkü ay yazın hemen şurada, gidelim oradan kahve toplayalım ya. Ömrümde hiç kahve toplamamıştım bak. Ama 3 aydır yani 3 senedir böyle var. Nasıl yani anlamadım. Şimdi yeni yetiştik ya 4 ay belki biz gelince yarım sene tamam. Küçük yani. Ama anne dedi bu kahve 3 sene sonra? 3 sene sonra kahve yani böyle. Ha şu an kahve yok yani. Yok yani. Hay Allah ya. Ben de sevindiydim bu yaz giderdik kahve toplardık diye. Sanki kamerada biraz takılma var ya. Evet. Ali abiye götürdüm ayarlattırdım ama dedi teknik bir sorun dedi. Ama belki onu böyle servise göndermen lazım dedi. Böyle olunca çok kaparmıyor olabilir. Ayarıyla oynarken azıcık şey oldu şimdi. Biraz değişti ben yine götüreyim makineyi de. Belki ekran tazeleme süresini kısaltmış olabilir. Anladım. Evet. Bu ya, inşallah yetişir de pilav yiyeceğimiz yine olacak. Evet. Pilav mı? Biz sahurda da mı pilav yiyeceğiz? Evet. Ana. Annem ne yiyecek? Ne yiyecek? Annem senin gibi yemez ki meyveler. Şimdi fasulye koydum. Allah, sahurda fasulye. Evet. Bir de baksana ne kadar ilginç özenle doğranmış. Güzel ama bu arada. Ama güzel kokuyor şu an. Valla koku geldi şimdi bana. Hatta biz böyle çok pişmiyor yani biraz. Evet. Annem de oradan bir yandan doğurmaya devam ediyor. Evet. Sen anneme de kendi kıyafetini giydirmişsin ya. Ya biz ne zaman çıkacak yani? Ha evet yakında yasak hemen geldi. Şeye çıkalım kıyafet alışverişe yani çıkalım annemiz güzel yani. Güzel kıyafetler evet. Alalım böyle o da özenerek giysin. Çünkü anne buraya yaz kıyafet giydi üşüdü ya. Ya şimdi doğru. Ben evde yaz önemli değil ama dışarıda arkadaşlar. Bak biraz güzel gözüküyor yani ben. Biraz güzel gözüküyor ama. Güzel renk veriyor yani. Böyle sanki sarı yeşil güzel gözüküyor. Kırmızı canlı veriyor. Tabii.
Bizde yemekler ne kadar çok gökkuşağına benzerse de o kadar iyi oluyor, lezzetli oluyor. Öyle. Tamam, pişin. Arkadaşlar, bu videodan önce ben anneme Türk usulü yaptım arkadaşlar. Türk pilavı yaptım, etli fasulye yaptım, incecik yaptım. Mercimek çorbası da. Mercimek de tabii ki yaptım. Eğer bu videoyu izlemediyseniz kanalım arkadaşlar. Siz tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet, acaba o yemekler hakkında ne yorumda bulundu, değil mi? Evet. Bir de bizimki mutlaka yemeklerde sebze var. Biliyor musun? Bir tane pilav, sebze, bir yanında da protein, yani ya tavuk ya et ya da yumurta, öyle. Ne güzel işte, sağlıklı. Öyle, bizim yeşillik çok önemli bizim. Şimdi çünkü vakit az kaldı, et de olmaz. Ay, o zaman annen de hızlı hızlı nasıl doğruyor, bak profesyonel olmuş artık. Tak, şimdi tak. Ben omelet yapıyorum yanında. Evet, İkaner bıçakla arkadaşlar yumurta kırabilir, öyle bir özelliği var. Çakı versek onunla da kırabilir yani. Annen de öyle mi kırıyor yoksa? Evet. Tek, hani gibi. Ben annemden öğrendim. Ha, ciddi mi? Bir gün annem yapsın. Vay be. İşte rol model buradaymış demek ki. Tamam. Bir gün de annen kırsın bakalım. Annem de öyle bıçağı havaya atıyordur. Takla attırarak kırıyordur. Bak şöyle. Tamam. Burada da bir çiğ proteinle kavuşturdun ha. Ama bu sadece 2 dakika ya. Biraz pişince hemen zaten yani. Bir de tuzu az çıkarabilir atalım. Ama merak etme, ben aç kalmam yani. Çünkü ben meyve döreceğim. Çünkü ben meyve yiyeceğim, evet. Ama yedisin, denesin, tamam mı? Tamam. Deneyeceksin. Bir de o arkadaşlar, o ilginizi çekerse Luwak kahvesi. İkan'ın elinde kaç paket var, birkaç takipçimiz istemişti. Kafazlı'dan getirdi. Eğer deneyip de görmek isteyenler olursa İka ile iletişime geçebilirler. Enes ve İka Instagram adresinden. Sol altta yazıyor. Bir gün de anneme Türk usul sahur hazırlayalım. Evet, ben tamam. De kahvaltılık böyle zeytin, peynir, tahin pekmez. O da yemişsin. Ama bak de. Ben geçen iftar videosunda bir tane soru soracağım dedim. Ay. Anneme. Aha. Onu unuttum. Ne? Ben ona şey soracaktım. Pirinç lapası mı daha güzel, bizim Türk pilavı mı daha güzel? Evet, çok stratejik bir soru. Acaba ne diyecek? Çok merak ediyorum yani. Çünkü bizim Türk pilavı en azından yağlı, baharatlı ya, tadı var. Güzel. Sor bakalım ne diyecek. Mae nelay sekali cewek. Apa nyosin masakaya sekatur di sini asin enak. Enak dicel. Cuma sindai. Cuma sindai. Ciddi misin? Evet. Finiş tapasından. Evet. Hadi canım, seyirci oynuyor musun yoksa? Yok be. Evet, Allah'tan bizi anlamıyor. Peki evet. Sorsana bir de, Ramazanlar nasıl geçiyor burada? Endonezya'dan çok farklı mı? Ben yine Ramazan bir geliyor. Bu asana gel bir kilit daha var Endonezya. Çok kilit daha var. Kilit daha var. Ve suya. Bu da biraz daha uzun bir de. Eyvah. O kadar çamundu mu? O bir de yazın gelseydi burada yani. Oruçların yaza geldiği vakitte tutsaydı, şöyle bir tam bir Haziran'a geldiğinde, ha işte o zaman görürdü. Çok zor. Vallahi. Bir de zaten çok az yiyor değil mi? Evet. Midesi küçük olabilir ya. Bilmiyorum. Bak ne kadar kolay, görüyor musun? Hiç pişirmeye, etmeye gerek yok. Çok teşekkür ederim yani. Rica ederim. Ne demek? Mideme teşekkür etsen benim. Şimdi size yemek gelsin, kutu mu gelsin? Susuyor mu? Çok mu susuyor? Ya ben açlık hiç hissetmiyorum, hiç acıkmıyorum zaten. Susamayayım yeter bana. Arkadaşlar muhakkak ama muhakkak günde 2-3 litre su için. Yani ben bunun önemini anca başıma gelince anladım. Ben de bir gece bayağı bir böbrek ağrısı çektim böyle 2-3 ay önce. Hastaneye gittim, hatta acile gittim, dedim ne oluyor, böbrekler mi iflas ediyor? Hakikaten o zaman çay çok içiyordum. Yani hala da içiyorum ama en azından su bol içiyorum. Ama su günde 1 veya 2 bardak içiyordum, düşünsene. Hani çay o suyun yerini karşılıyor sanıyordum, hiç de öyle değilmiş. Ondan dolayı arkadaşlar bol bol su için yani, daha 30'a bile girmeden hatta. Girmedim daha. Neredeyse hani böbreklerimizden olacaktık gibi bir şey yani. Bazıları var ya mesela, öyle sürekli çay içiyor yani, su hiç içmiyor, ağzına bile maşallah koymuyor. Bünyesi dayandığı için hakikaten maşallah diyebilirim ama benim bünyem zayıf. O yüzden siz yine riske atmayın arkadaşlar, bol bol su için hakikaten. Evet, evet. Ama günde 3,5 litreden fazla da içmeyin.
İçince su zehirlenmesi oluyormuş. Yani yoksa kanda belli bir minerallerin oranının azalması üzerine su zehirlenmesi yaşanıyor arkadaşlar. Onun da ayrı bir sakıncası var. Allah Allah. İyi ki de hızlı hazırlanıyor dedin ha. 2 saattir uğraşıyorsun. Ne? Yemek. Yok, sadece. Hani bu Endonezya için kolay hazırlanan bir yemek mi? Yani evet. Vay be. Evet, Endonezyalılar arkadaşlar yemeklere bayağı uğraşıyorlar. Evet. Uğraşlı yemekler var yani. Neyse. Tamam. Şimdi annene bir tane daha güzel soru sorayım mı? Hı. Eşini ve köyünü özlemiş mi? Ma e. Kangen karo apa? Mana gadisane ora karo kabokoda. Oro musik ya dinan dinan. Eskana dolo. Ya kan musik tanan jumala. Mama sino ne ma. Yani özlemiş çok değil ama babak tek başına ya. Böyle endişeleniyor yani. Tek başına ha. Yemek hazırlar. Tamam, o zaman bir tane daha soru gelsin mi? Hı-hı. Babandan en uzun ne kadar süre ayrı kalmış? Kaç gün görmemiş yani en uzun? Paling karo babam. Paling süre bina orang. Bir tahan. Bir tahan. Bir tahan. Biz ya Ayşe mi aldı? Aa, ilk kez mi ayrı kalıyor? Evet. Eyvah ya. Ya bu oldu baba ya. Annen kız olsun sonra bize dövmesin. Yok be. Demesin sonra bu ne biçim sorular sabahın sahurunda seherinde. Hayır, ispatı mı? Tamam. Evet, test ediliyor. Ne diyor? Tamam, sağ olun. Ha. Vallahi hiç yemem. Vallahi var ya. Bunları böyle yersem mide fesadı olurum ben ya. Mide fesadı geçiririm biliyor musun? Böyle diri diri ya, yiyemiyorum yani. Tabii sizin yemek pişirmenize, usullerinize saygım var. Ama benim alışkanlığım hakikaten bayağı farklı. Bana böyle iyice sünecek böyle var ya. Böyle iyice pişmiş olacak böyle, pamuk gibi olacak. Anca öyle. Ve biz bunu su koymuyoruz. Sadece kavuruyor, kavurarak pişiriyor. Böyle. Şimdi ben... Ne bu yemeğin adı? Tomis Punchis. Ha, evet. Bunu da genel kültürümüze katmış olduk arkadaşlar. Pınçız. Şimdi biraz. Sanki biz bunu yiyeceğiz gibi bir adı var. Değil mi daha? Tomis Pınçız. Ha, biz bunu yiyeceğiz. Biz bunu yiyeceğiz doğru. Evet, dikkat, şu an uyuyor arkadaşlar hala. Yani gözleri açık ama aslında aklı uykuda, onu da söyleyebiliriz. Evet, yani. Evet. Evet, pilav için de arkadaşlar bakın İka'nın burada makinesi var. Böyle ışığı yanıyor, böyle değişik bir şey. Bunlar hep böyle makinede yapıyorlar, daha kolay. Ama hani bizim su kaynatmak için kullandığımız kettle gibi düşünebiliriz. Evet. Ama arkadaşlar biliyor da musun? Bundan kalan bir kere bu var. Bu makineyle çok pilav yaptı. Bir de güzel yani. Hmm. Sadece adı ne o? Arpa şehri olmaz yani. Ama içi yağlanmıyor mu, böyle zarar vermiyor makine? Yok, zarar vermiyor. Sadece tereyağı attım. Sadece arpa şehriye mi yapamıyor? Evet. O da olmasın canım, Allah Allah. Yoksa önce kavurarsa, buraya koyarsa yine de olur yani. De şunu alalım. Makarna gibi. Az kaldı. Bak rengi değişiyor. Valla iyi uğraşıyorsun maşallah ya. Neden? Şimdi bu biraz fazla yağ attım. Aslında daha az. Daha sağlıklı da ama bir şey olmaz. Şunu da bismillah. Çevirebilir miyim? Çeviremesem ne olur? Evet, galiba ben anladım. Kameranın shutter'ı düşük. Ondan dolayı ekranı geç tazeliyor olabilir. Evet. Şimdi onun internetten bakarım ayarları nasıl yapılıyor ama diğer videoya önce yetişir herhalde. Baktın değil mi? Açmadım. Annenin uykusu nasıl? Senin gibi mi böyle, hafif mi çok? Annenin uykusu valla çok iyi, Ulin gibi aynısı. Aa, Ulin ağır mıydı? Doğru, ağır. Çok ağırdı onun. Çok ağır değil ama hafif, çok hafif değil. Mesela kaç orta kilo? Orta aynısı. Mesela uyandırsam böyle uyandırır hemen. Ama uykuda çok kolay ya. 5 dakika uyuyor.
Ulin gibi işte. Çok erken yiyor. Saat... Sen babana mı çekmişsin o zaman? Olabilir ya. Saat 8 bile aslında uyuyor ama Elis bile saat 9 uyuyor ya. Elis uyuyor yani hemen uyudu. Hemen. Sonra sahuru genelde 3'te kalkıyorum. 3'e o zaman 6 saat. Sonra uyumuyor. Sabah böyle uyumuyor. Orada alışmış ya. Hmm. Evet, daha sonra iş yapıyor. Böyle ev işi yapıyor. Sonra evet. Uyumuyor. Bazen namaz kıldıktan sonra 6 gibi uyuyor böyle. Bu soğanlar ne için? Fazla geldi de. Fazla mı geldi? Hı. Ha. Şu oldu. Sabah dalgınlığı diyelim o zaman. Ya da akşam kullanırsınız, yemeğe ne olacak? Kullanacağım. Ben tembe için kullanacağım yani. Şunu olmuş. Şunu da yağ basmak. Evet, olmuş. Akşam neyimiz arkadaşlar? İftar yaptık. Tabi onu videoya çekmedik. Ben tempe yedim. İkanın elinden. Bayağı sevdim yani. Bayağı götürdüm. O yüzden Endonezya'da aç kalacak olanlara gidip genellikle evlenmek Gorengan. İsteyenler oluyor onlar genellikle. Uzun süre kalıyorlar. Gorengan yesinler, martabak yesinler. Tempe, bu listeye tahu, evet. Tempeye de eklesinler. Evet. Tahu bilmiyorum, emin değilim. Evet, ama daha yemedim, güzel. Ondan da yiyeyim. Paylaşayım sizinle yani. Bayağı yedi. Ama Endonezya'da o kadar güzel değildi ama. Yani... Ama tempe aynı sadece. Bak Endonezya'da yağda kızartmalı yiyecekler anladın mı? Genelde bayat oluyor. Neden biliyor musun? Çünkü aynı yağı defalarca kullanıyorlar. Belki yüzlerce kez kullanıyorlar. Ağır kokuyor yani. Ben, sen evde yapıyorsun ya böyle çok sağlıklı burada. Tabii ki. Ondan. En fazla iki kere kullanıyorum yani. Bunda yumurta yağsız kılma yöntemi mi yoksa? Yani şimdi orada fazla attım ya ya. Şöyle. Ay bir lab olmadı daha ne olacak? Evet, bu arada Ramazan'da 81 kiloya kadar düştüm değil mi? 80,5 hatta. Yani 87'den başlamıştık arkadaşlar. Diyetten ziyade sağlıklı beslenmeye diyelim. Bayağı verdim. Üstelik sporu bırakmama rağmen. Tam verimli zamanda sporu bıraktık. Dedim böyle olur mu? Olmaz. Böyle dumbbell falan aldım arkadaşlar. Halter. En azından onlarla yapılabilecek hareketleri yapmaya çalışacağım. Kullanıyor mu? Kullanacağım işte. İşte bugün makaleye bir daldım. Yani yapmak zorundaydım. Çok az kaldı son günü. Ondan dolayı. Çekiyor, İnşallah biter. Olmuş. Evet. Rengi biraz değişmiş. Şöyle. Ama bizim için bu çok sağlıklı değil. Çünkü bayağı yağ attım yani. Bir şey olmaz. Oo. Peki annen senin yemeklerini severek yiyor mu? Beğeniyor mu? Tabii ki. Seni yetenekli buluyor mu mutfakta? Yani bir, sor, sor. Bir dakika sorayım. Hemen kendin cevaplıyorsun ha. Ne kadar da uyanık tıksın sen böyle. Onu ekliye de sorayım dur. Ha. Masa senin yanına koyalım. Duran. Sandım. Ay ya. Ben de sandım hazırladım önce. Daha acı sosu işte. Çünkü bu acısız ya. Doğru. Sahurda bile acı yiyebiliyorsunuz ha. Vay be. Çok değil. Bir de sıcak memleket. Bir türlü bağdaştıramadım. Hadi şimdi hazırlayayım. Evet, yetenekle ilgili soruya cevap alamadık. Sordum da. Enak mı? İyi mi? Bir de masa koyacağım. Tamam. Evet. Ben. Baban gibi dedi. Ederim. Ya artık enerji anlıyorum ya. Lütfen. Oh. Dur ben götüreyim sofrayı ya. Tamam. İşte bakın bu yeşil oldu. Şimdi açıyorum bakın. Oo. Şu lapanın tadına, tuzuna bakar mısın ya, yağına? Ne kadar da kıvamı düzgün, uygun ya. Değil mi? Çok kopma. Hani bu kadar yiyebilirsin. Bu kadar çukup mu? Evet. Aa. Senin ne kadar çukup? Yani şimdi ben de... Çukup yeterli demek arkadaşlar. Ben de bir anda emojimi geliştiriyorum. Bu kadar yeter bende. Tamam. Hadi götüreyim. Hadi sofraya götürsen. Tamam ben götüreyim. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Meyveler için de ayrıca teşekkür ediyorum. O kadar yıkadın, uğraştın. Afiyet olsun. Rica ederim. Ne yapıyorsun? Çekmeyeceğim o videoyu. Çekeceğim. Bak tripodu ayarlıyorum böyle. Kamerayı buna koyacağım ya. Anladım. Alayım ben şimdi onu. Sana bıraktım yumurtayı. Yok sen ye. Ben onu yersen nasıl susarım var ya. Hiç konuşmam yani. Ben bunlar bak muz var, armutum var, yeni dünya var, havuç var, salatalı var. 5 çeşit daha ne isteyeyim yani. Yani daha Allah'tan ne isteyeyim ben.
erik falan diye çıkıyor. Erik şifti olabilir mi? Kavun, pide, karpuz. Ben kavun çok severim ya. Kavun, karpuz. Ama her sene gecikiyor. Gecikiyor ne demek? Her sene 10 gün Ramazan kışa doğru geliyor ya artık. Evet. Ondan dolayı geç Ramazan oluyor. Sonunda anca çıkar yani. Evet. Bir şey olmaz. Tam sıcak şimdi zaten hava iyi ya. Çok sıcak değil. Hmm. Ama kışın var ya. Ne kadar rahat oluyor biliyor musun? Oo. 9 saat oruç tutuyorsun. Evet. Hem de hiç susamıyor. Sıcak değil ya. Afiyet olsun arkadaşlar. Hey, hey. Sağlıklar. Çok güzel böyle kutur kutur ya. Hani yemesin değil mi? Ben de kendim için merak etmiyorum. Ama takipçilerimizi deneyeceğim. Tamam mı? Tamam. Evet yani bana çok uygun olmadığı aşikar ama sizin için deniyorum. Evet. Ben meyveye devam etmek istiyorum arkadaşlar izninizle. Çünkü hakikaten bana uygun değil. Sanki fasulye tarlasına girmişim. Orada çiğ çiğ fasulyeleri yiyormuşum gibi oluyor. Sebzeyi sevenler bunu sever. Sebze yemeklerini sevenler. Hani tat, lezzet uyumu çok iyi. Tuzudur, yağıdır, şeydir o anlam çok iyi. Ama sebze sevmiyorum. Sor bakalım. Annen kaç puan verdi senin yemeğine? Yumurta ve şey. Gitti ve yeni bir ama o sen kaçan kar oldu ki. Siz kaçı bollo. Hadi say şimdi sen. Satu. Ua. Say. Hatırladın mı? O, tiga. Pumpat, inan. Tocu, sucu. He? Lima, enam. Lima. Lima şehir ama. Lima beş, inan. Tucu, drapan, sekiz. Sekiz verdim. O zaman annen çok daha lezzetli yapıyor o zaman. Hangine sekiz verdi? Yumurtaya kaç verdi o zaman? Bugün bir an. Bizim bir an. 9 muydu? Hmm. Ne yapıp neden biliyor musun 8? Hmm. Annem alışmış ya, kutu alışmış aslında. Ya suyu böyle koymadım ben. Doğal yani, daha sarıdır aslında ama. Annem tadına alışmışından dolayı. Yani. Bunu var ya. Şunu var ya, elbise vereceğim. Nasıl olacak acaba? Sen onu çevir. Ama kızın Türk yemeklerini çok lezzetli yapıyor. Yapmayacağım bir semestik Türk yemeğine. Bana çok şaşıran vardır. Ulan sahurda meyve mi yedir? Koca gün ne yapacaksın? Diyenler vardır. Evet. Annem de şaşırıyordu seni. Annem var ya. Mutlaka bu da her yemekte sebze var. Ve o zaman Endonezya'da en güzel Ramazan ayında yaşayabilirim. Doğru. Pasta, meyve, sebzeler. Yani. Oh. Ama şöyle mesela yemek var ya, diyelim ki sadece tavuk var. Yanında mutlaka sebze var. Mesela yoksa haşlayarak yemeyiz. Mesela sebze değil. Ispanak haşlıyor, yiyor yani. Sardiye haşlıyor öyle. Hiç tat yok yani. Yani yemezsin öyle. Nasıl yiyeyim ki? Bir de arkadaşlar orada var ya kasafa. Onun yaprağı da çok güzel yemek yapıyor. Ben çok özledim. Çok özledim ya. Kasafa yaprağı. Ooo çok güzel. Onlar arkadaşlar böyle muzun meyve vermeden önceki haliyle, başıyla bile yemek yapıyorlar değil mi? Ne? Muzdan yemek yapıyorlar. Evet, siz. Muzdan yapılıyor. Bambu da yapıyor. Bambudan da mı yemek bambu yapılıyor? Annemi gösterecek. Çeviriyorum ben. Çünkü biz ama bambudan ormanda gidelim bir ev yapalım Endonezya'da kendimize olur mu? Ama küçük bambu yani büyük bak, değil. Bak ben sizin köyde bir yer keşfettim, orada çok bambu var böyle bir sürü. Nerede? Köyde sizin. Var mı? Var. Ama bebek bambu yani çıkıyor ya, yumuşak ya. O kesiliyor, haslıyor, yemek yapıyor. Allah. Sevdiğiniz şey bambudan, kasaba. Evet arkadaşlar bambu. Ağaçta yemek yapacağız Endonezya'ya gidince. Odun mu yedireceğiz ya kız? Evet. Muz yemek yapıyor. Bambu yedireceğiz ya. Bambu yapıyor henüz ya. Ama güzel. Ben çok güzeldim o yemekleri. Biliyor musun? Sen denersin ama tamam mı? Bambu.
Pomma. Ben Türk damak tadına göre en azından Türkiye'nin belli bir kesiminin damak tadına göre kıyasladığım için takipçilerimize yardımcı olmak adına ifade etmek adına tadarım yani. If I eat that, no need ayır. Ayır. Arkadaşlar biz sahur yaptık. Yani Indonesia usulü sahur yaptık. Tabii evet ki, sen pek yapamadın ama. Yani, çünkü Ediz uyandı ya. En azından yarısı yedim. Yani öyle yani. Ama şimdi tekrar uyuttum. Öyle arkadaşlar. Biz de başka zaman Türk usulü anneme sahur yapacağım. Bir de annem de Indonesia usulü. Eyvah. Yine uyandı. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?